Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, bizlere bağımsız, özgür ve çağdaş bir toplum olarak yaşama imkanı sunmuştur. Atatürk, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözüyle bu değerleri bizlere emanet etmiştir. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bilimin, eğitimin ve ilerlemenin ışığında yürüyen bir toplum olma yoludur. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü bize çağdaş bir toplumun yolunu açmış ve bu mirasa sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuz olmuştur. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkler olarak Cumhuriyet değerlerini bulunduğumuz her yerde yaşatmak bizim görevimizdir. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi doğrultusunda Cumhuriyet'in getirdiği özgürlük ve eşitlik değerlerini savunmak bizleri birleştiren güçlü bir bağdır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. Evet değerli misafirler, sevgili konuklar. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak üzere bugün burada bu coşkulu atmosferde sizlerle birlikte olmak çok güzel, çok değerli. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alkışlar sizler için efendim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu ve mutlu olsun. Bütün güzellikleri getirmesini temenni ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize bir miras bıraktığı, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün simgesi olan bu özel günde birlikteyiz sizlerle. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün kahramanlarımızı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Bugünkü programımıza da başlamadan önce ilk olarak bizleri yalnız bırakmayan ve onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Sayın Nagihan İknur Akdemiroğlu'na teslim ediyorum. Alkışlar hanımefendi için buyurunuz. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydınlar. Herkese güzel bir pazar diliyorum. 29 Ekim haftası yaklaştıkça vatandaşlarımızın bir araya geldiği böyle farklı etkinlikler oluyor. Bugün de sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Ekspatlar grubu özellikle son dönemde Türkiye'den gelen vatandaşlarımızdan oluşuyor. Çoğunuz beyaz yakalısınız. Böyle hafif tatlı buruk bir hislerle Almanya'ya geldiğinizi tahmin ediyorum. Hem bir taraftan heyecan, yeni bir ülke, yeni bir başlangıç, hem endişeler. Biraz ülkeyi bırakmanın verdiği bir burukluk belki. Yerleşirken zor şeyler yaşadığınızı da tahmin edebiliyorum. Ama Almanya ilk göçten oldukça farklı, yeni bir dalga bu dalga. Ne olursa olsun bence sizin gibi eğitimli, efendim profesyonel hayatta tecrübeli, uluslararası tecrübesi bir şekilde olan insanların Avrupa'da olması, bizleri Avrupa'da temsil etmesi bence çok kıymetli. Yani hani bu da işin pozitif tarafı diye düşünüyorum. Avrupalı Türkler yeni dalgayla, yeni bir imajla işte sizlerle burada temsil ediliyorlar artık. 29 Ekim'in 101. yılını, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz bu yıl 29 Ekim'de. Daha nice yıllara diliyorum. Yani Cumhuriyet bizim için çok önemli bir miras, çok kıymetli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, sonrasında Cumhuriyet'in kuruluşuna emek veren ilk kuşaklar gerçekten çok büyük acılarla, çok büyük emeklerle Cumhuriyet kurdular ve bugünlere getirdiler. Bizler taşıdık, başka kuşaklar taşıdı. Bazen kendi aramızda farklı düşüncelerimiz olsa da günün sonunda büyük bir ülke olarak herkesin, bütün kesimlerin katkısının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Bir araya gelmek, toplanmak, diyaloğa açık olmak özellikle Avrupa'da çok çok daha kıymetli. Farklı kesimlerin birbiriyle empati kurması, gurbetin acısını birlikte paylaşması, ihtiyaçları konusunda birbirlerine destek olması da son derece önemli. Nice Cumhuriyet bayramlarını diliyorum. Hepinizi sevgiyle kutluyorum.
özel bir gün, özel bir hafta. Çocuklarınızı yetiştirirken karşılaşabileceğiniz, şimdi ufaklıklar dikkatimi çekti bir anda bakarken, çok fazla çocuğumuz var burada. Onları yetiştirirken karşılaşabileceğiniz sorunları da tahmin edebiliyorum. Türkçenin çocuklarımıza aktarılması, burada kullanılması için biz çalışmaya devam ediyoruz. Ama bulundukları okullarda sizlerin de talepte bulunmanız çok önemli. Bir okula en az 8 dilekçe gitmeli ki o okul Türkçe sınıfı açılması için, onun yabancı dil olarak öğretilmesi için çaba harcasın. Sohbet ederken bu tarz konulara değinme fırsatımız olabilir arada. Bunlarla şimdi Cumhuriyet Bayramı mesajını farklı bir boyuta taşımayayım ama iyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Merhabalar efendim. Hepinizi ben büyük bir hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Adım Okan Şandır, Berlin Başkanı seçiyorum. Belki görmüşsünüzdür sosyal medyada böyle çok paylaşımlar, etkin bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir yıldır, ben 13-14 ay civarında bir süredir buradayım. Ben de yani taze bir Berlinliyim. O yüzden böyle benzer bir sayfadayız aslında o açıdan. Yani buraya geldiğimden beri böyle muazzam bir tempo içerisindeyim. Türk toplumunun çok farklı segmentleriyle bir araya gelmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz Berlin'de sadece 300-350 bin civarında ülkemiz kökenli insanımız yaşıyor. Bu inanılmaz bir sayı, inanılmaz bir zenginlik. Berlin bu özelliğiyle Türkiye dışında en fazla Türk'ün yaşadığı yer. Dolayısıyla kıymetini bile sahipler. Çok önemli bir yer. Ben de bu yoğunluğa karşı gelecek çabalarda bulunmaya çalışıyorum. Dediğim gibi çok farklı, Türk toplumu çok farklı segmentleriyle bir aradayız. Bunlar arasında sizde de müstesna bir yer var. Hemen ona değineyim. Son yıllarda ülkemizden buraya ekspat bir çalışan, okuyan ekspatlarımızla daha fazla aslında, daha sıklıkla bir araya gelmeyi arzu ediyorum. Burada bulunmamın sebebi de bu. Tabii bu etkinliği düzenledikleri için sizlere, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Çok anlamlı bir vesile. Ülkemizden binlerce kilometre uzaktayız ama Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılının hemen öncesinde burada ülkemizde gibi kendimizi hissediyoruz. Çok önemli. Bu vesileyle ben Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve vesile arkadaşlarına bir kez daha saygıyla ve minnetle bildiriyorum. Gereksinimlerden ötürü gidilen bir yer. Bu boyut var. Bizim konsolosluğumuz yaklaşık günde 1000-1100 civarında ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu inanılmaz bir sayı. Ülkemizin yurt dışındaki en yoğun başkonsolosluklarından bir tanesi. Personelimiz elinden geldiğince bizler hep beraber sizlere sizlerin işlemlerini hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak başkonsolosluk, en azından Berlin başkonsolosluk, bunun daha da ötesinde bundan daha farklı bir şey olmalı. Şanslı bir başkonsolosluğu. Çünkü benden önceki başkonsolosluğum da uzun yıllardır. Başkonsolosluğa sosyal, eğitim, kültür bağlamında yeni boyutlar eklemeye çalışmışlar. Ben de bu zincirin devamını oluşturmaya çalışıyorum. Özellikle sosyal boyuta çok önem veriyorum. Dolayısıyla böyle o konsolosluğu biraz daha o hani asık yüzlü neyse, herkesin belki kafasında öyle bir imaj varsa onu silmek adına biraz daha sosyal, eğitim, kültür boyutları itibariyle zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bizler böyle ulaşılmayan insanlar kesinlikle değiliz. Her zaman, her yerde oluyoruz. Konsolosluğa bir işler için bile geldiğiniz zaman, ben başkonsolosla görüş yap dediğiniz zaman bir çay içebiliyoruz yani. Güzel bir şey. Ben bundan büyük keyif alıyorum. Mesaimin bir boyutu da bu. Sizlerle görüşmek, sizlere olabilecek önerilerini dinlemek. Çok uzaklığını hissettim. Çok mutlu olduk. Nadik davranışı sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Ben şurada oturuyor olacağım. Lütfen sohbet edelim. Burada olduğumuz müddetçe konuşalım. Görüş alışverişinde bulunalım. Çok sağ olun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.